Selamünaleyküm. Aleykümselam Yasin. Nasılsın abim? İyisin inşallah. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun, hamdolsun. Maşallah Kur'an'ın hepsini ayrı ayrı, ayrı ayrı mı okuyorsun? Üç tane Kur'an-ı Kerim var. Ailece okuyoruz abi, ailece. Sadece benim değil. Bir mukabelemiz var abi, biz de işte öğlenleri bu Zoom üzerinden arkadaşlarla, kardeşlerle mukabeleye katılıyoruz. 12-1 arasında Evet. bizde. Oradan devam ediyoruz, Evet. takip etmeye çalışıyoruz inşallah. Muhterem cemaat, Mustafa abimizle camiden tanışıyoruz. Cami cemaatimizden bir abimiz. Mustafa abi, öncelikle bir kendini tanıtırsam, bir kısa bir tanıtım yapalım. Kendinizi tanıtırsanız. Ben Mustafa Tosuntaş, Karaman, Ayrancı ilçesinden 1960 doğumluyum. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra 7 sene imamlık yaptıktan sonra polisliğe geçtim. 27 senede polislikten emekliyim. Şu anda Eyvallah. İstanbul'da ikamet ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Üç çocuk babasıyım. Eyvallah, Allah bağışlasın abi. Amin, elhamdülillah. Öncelikle abi nasılsınız diye soralım. İyisiniz inşallah. Sağlık, sıhhat, sıkıntı yoktur inşallah. Olsun, şükürler olsun işte bu koronavirüsten dolayı İstanbul'dan Bursa'da kızım var. Onun yanına geldim. Orada ikamet ediyoruz bir 45-50 gündür falan. Eyvallah, eyvallah. Koronavirüsten dolayı da dışarıya adım attığımız yok. Gerçi yaşımız 65'e gelmedi ama halen çıkmamakta ısrar ediyoruz. Vatan millet için, insanlık için daha doğrusu. Eyvallah. Birimiz hepimiz birimiz için niyetiyle çıkmak istemiyorum. Çıkmayı da düşünmüyorum daha da çok da özlemedim daha doğrusu dışarıyı da. Ev iyi geldi diyorsun öyle mi? Şöyle bir durum var. Dışarıya çıkıp da şey yapmak düşünmediğim için bazı işlerim de sen biliyorsun benim evde işlerim var. Ufak tefek saat işleriyle falan uğraştığım için evde rahatım. Dediğim gibi şu anda Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. Ondan sonra değişik meşgaleler olduğu için çok dışarıyı çok özlemedim daha doğrusu. Fakat eyvallah. Torunlarım özledim o kadar. Eyvallah, eyvallah. Mustafa abi, peki şimdi dışarıdan ziyade cami cemaati olduğunuz için camiyi ne kadar özlediniz diye soralım o zaman. Dışarıyı değil de. Ya, camiyi şöyle çok özledim, çok özledim. Neden? Biliyorsun ben camide müezzinlik de yapıyordum. Evet. İmamlığımın gereği, emekli imamlık gereği. Aşırı okumayı çok özledim, kamet etmeyi çok özledim. Cemaatle, camiyle müşerref olmayı, şereflenmeyi çok özledim yani. Camiyi o yönden çok özledim. Bir de ibadetin şimdi evdeki ibadetle oranın ibadeti biliyorsun derece farkı var. Ondan dolayı camiyi özledim diyebilirim yani. Eyvallah. Bizim bazı kardeşlerimiz hani cuma namazını ilk defa tabii hani kılamadık böyle bu şekilde. Cuma'nın hani bir hüznü vardı. Ramazan girince teravih böyle bazı kardeşlerimizde en azından hani cuma kadar bir etki yaptı. Yani teravih coşkusu da hep birlikte böyle ailece çoluk çocuk anne baba hep birlikte gittiğimiz için o konuda da duygularınızı alalım abi. Ya şimdi camide kılınan namazın şeyini söyledim. Tek başına kılıyoruz namazımızı. Burada da kılıyoruz. Teravihimizi de elhamdülillah kılıyoruz ama camideki neşe, şen, şakraklık ondan sonra birbirimizi özleme, musafahalar falan beni çok şey yaptı, özletti yani. Musafahaya ben çok önem veririm. Namazdan çıktıktan sonra girerken çıkarken selam vermeyi çok severim. Vermeyene hayatı sormak. Üzülüm ben. Mesela camiye bir yabancı bir gel, yabancı demeyeyim de bir hiç gelmemiş bir kişi olursa mutlaka tanışmayı yeğlerim. Sorarım halini hatırını kalacak yerin var mı, gidecek yerin var mı diye bunu kesinlikle sorarım. Kime geldin, kimin nesisin diye. Onun için cemaati ben çok özledim. Bizim ilk tanışmamız da öyle olmuştu zaten abi. Aynen, aynen öyle. Ben sorarım yani. Eyvallah. Benim bana şeyin mesleğin vermiş olduğu bir şey de böyle. Mesela sen kimsin diye sorabilirim. Yani sen kimsin derken aşağılayarak veya evet, sen nesin falan diyerek değil de bir tanımak yardım amaçlı nereye gideceksin, ne yapacaksın, adres tarif etmeyi çok severim. Yolunu bulmayı çok severim. Daha elimden gelse götürmeyi çok severim. Onun için
Cemaati çok özledim. Eyvallah. Peki abi camiye tek kelimeyle böyle cami sizin için nedir desek? Yani en çok neye benzetirsiniz? Ne dersiniz? Yani cami sizin için anlamı nedir desek? Cami benim için Cenab-ı Allah'ın evi olarak görürüm. Onun evine gitmeyi de her zaman için çok severim. Gitmeyi çok arzularım yani. Eyvallah. O zaman cami hayatınızın neresinde diye... Cami hayatınızın evet. neresinde diye sorsak size o zaman. Evi olduğu için diyorsunuz, evimdir diyorsunuz. Öyle mi? Benim evimdir. Orada kalmayı çok severim. Hatta sohbetleri çok severim. Oturup sohbet etmeyi çok severim camide. Camiden Kur'an-ı Kerim okumayı çok severim. Bağıra bağıra, böyle sesli sesli. Cami gerçekten Allah'ın evi, benim evim. Eyvallah. İnşallah abi hani sadece cami cemaat olarak değil, diğer kardeşlerimizden de böyle bakıyorum. Hani beş vakit camide kılmayan kardeşlerimizden de duyuyorum. Şu korona günleri bitsin. İlk yapacağım iş koşa koşa camiye gitmek diye böyle. Hakikaten çok evet. zor. Yani bir de cami cemaati olunca böyle alışkanlık yapmış birileri olarak evet. Bizim için çok daha zor hakikaten. Ramazan'la ilgili Mustafa abim başka hani sonuçta sadece teravih değil. Ramazan'ın hani beş vakit namazı orada kılmanın mukabelelerimiz vardı mesela. O da apayrı bir evet. güzellikti tabii. Ramazan'ın bereketi. Mukabeleyi ben böyle kendim okumayı çok daha seviyorum. Takip etmeyi çok şey yapmıyorum ama kendimin okumasını çok severim. Ya bir ama bir bilmediğim bazı mesela duraklarda şöyle mesela yanlış anlama ben okumayı çok güzel bilirim. Fakat bazı insanların tecvid hatalarında ondan sonra durak hatalarında durma yerlerini öğreten birinin yanında okumayı da çok severim yani. Kendimin okumasını çok severim. Eyvallah. Onun için Ramazan demek benim için Kur'an demek. Ramazan geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumayı insan hevesleniyor. Ondan sonra yani her zaman okumayı isterim de. Fakat Ramazan'da insan biraz daha fazla iştiyakla istiyor insan. Eyvallah. İmamlık döneminizden abi Ramazan'la ilgili böyle aklınıza gelen, bizlerle paylaşmak istediğiniz hatıra varsa ya da çocukluğunuza yönelik böyle yine camiyle alakalı hani teravihlerde çocuk koşturmacaları böyle azarlamalar o tarz böyle aklınıza gelen bir hatıra varsa bizle paylaşmak istediğiniz. Ben çocukları azarlamayı hayatta sevmem. Gelsin benim omuzumda çıksın. Ben mesela torunumu getiririm bazen omuzumdan namaz kılarım. Eyvallah. Onunla beraber yani Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarım. O da yapmıştır aynısını. Onun evet. için ben çocukları çok severim. Hiç azarlamayı düşünmem. Önünden geçtiydi, arkasından geçtiydi, caminin imamın yanına geldiydi. Ondan sonra benim sandalyem aldı. Ben mesela geçen bundan önceki bir şeyde bir çocuk geldi, bir adam sandalyenin şeyinde oturuyordu. Çocuk aldı sandalyeyi götürdü gitti. Adam ayakta kaldı, ne yaptı? Gördük Allah'tan yani. Bir düşmemek için gördü, oturarak namazını kıldı. Bunlar çok güzel bir şeyler ya. Çok mükemmel bir şey. Çocukların neşesi, şey yapması. Ben mesela imamlık yaptığım köyde bir tane cemaatim vardı. Bir tane cemaatim vardı. Ben ondan sonra kahvelere gittim. Ondan sonra orada sohbetler ettim. Ya hoca kahveye mi gidermiş ya? Olur mu kahveye gider? Kardeşim niye gitmesin ya? Sohbet eder. Ben vardım. Ben 19 yaşında imam oldum. 19 yaşında kahveye gittiğimde millet hep ayağa kalkıyordu. Nihayetinde imam. İmama yani. Saygı biliyorsun. Köylerde saygı çok. Evet. Her yerde çok da fakat evet. köyde biraz daha çok. Bu bize şey oluyor. Ya işte hocam sohbet ettik sıra mesela 40 yaşında 50 yaşlarında kişilerle ya hocam ben namaza geleceğim ama diğerleri gelmediği için utanıyorum. Ya hoca bilmem şey yaranmak için mi? Ya dedim kardeşim bu yaranmak için değil Allah için Allah. Geleceksin. Ben söylüyordum yani şimdi bu hikayeyi de her zaman anlatırım ben. Yani köye bir imam gitmiş hiç kimse namaza gitmiyor. Ya hocam kim abdest alacak? Kim şey yapacak? Ya demiş sadece elinizi yıkayın gelin. Yüzünüzü yıkayın gelin. Bir geldi, iki geldi. Ayakkabılarını çıkarmadan girmişler bunlar. Gelin demiş ya ayakkabınızı da çıkarın. Daha sonra da ben ayakkabıyla kattım demiş. Gel daha sonraki ben uzun anlatmak istiyorum. Daha sonraki imama da ben camiye getirdim. Sen de ayakkabılarını çıkarttır demiş. Ya,
Eyvallah. Onun için bu köydeki imamlık çok güzel. Kur'an-ı Kerim mesela benim çok, benim yaşlarımda şu anda çok namaza başlattığım insanlar var. Ve yani gençliğin çoğu İstanbul'da olduğu için fazla değildi. Bu 15-20 kişi vardı namaza başlattığım mesela gençlikte. Eyvallah. Haşa, Allah'a inanmayan, cennet cehennem var mı diyen insanlar şimdi elhamdülillah 5 vakit namazlarını kılıyor. Elhamdülillah hocam. Eyvallah. Eyvallah Mustafa hocam. Allah razı olsun Mustafa hocam. Sohbetiniz için. Başka bize söylemek istediğiniz, gençlerimize, kardeşlerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız varsa. Şu andaki söyleyeceği olduğum şey, Cenab-ı Allah bu koronavirüsünden en kısa zamanda bizi kurtarıp birbirimize kavuşturmayı, musafaha yapmayı, birbirimize hemhal olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun Mustafa abim. İnşallah. Dediğiniz en kısa sürede gerçekleşir inşallah. İnşallah en kısa sürede tekrar camilerde cem oluruz. İnşallah. Beklediğimiz, özlediğimiz zamanlar inşallah. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun Mustafa abim. Bu koronavirüs de bizim için bir imtihan. Yani bu bazı söylemek istediğimiz şeyler var ya. Bu mazlumların, bu çocukların, ondan sonra bu deniz kenarında, göl kenarında, okyanuslarda ölü bulunan çocukların ahı yerde kalmaz. Mazlumun ahı hiçbir zaman yerde kalmaz. Yani bir düşünebiliyor musun? Bir çocuğun ben sizi öbür dünyada Allah'a şikayet edeceğim diyen bir çocuğun duası kabul olur mu olmaz mı? Bunu düşünebiliyor musun? Eyvallah hocam. Evet haklısın. İnşallah Rabbim işte ders çıkaranlardan eylesin abi. Amin amin. Allah razı olsun Yasin'im. Eyvallah. Eyvallah abicim. Allah'a emanet olun inşallah. Bütün arkadaşlara da selamlar, saygılar, hürmetler. Ramazan'ın mübarek olsun. Eyvallah sizin abicim. Allah razı olsun inşallah.